Peki kök hücre nedir? Nakli nasıl yapılır? Ankara'da bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde konuk olduk. Çok özel bir röportaj yaptık. İzliyoruz. Profesör Doktor Sayın Ali Uğur Ural. Efendim hoş geldiniz programımıza öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sizler de Bayındır Hastanesi Sübütüzü'ne hoş geldiniz diyorum. Ben öncelikle hem sizi tanımak istiyorum, hem kariyeriniz olarak sizi tanıyalım, hem de bu merkezle, bu klinikle tanışmanızı izleyicilerimize paylaşalım. Elbette. Az evvel dediğiniz gibi ben Profesör Doktor Ali Uğur Ural, Ankara Söğütözü Özel Bayındır Hastanesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakli Merkezi Başkanıyım. 6 yıldan beri görev yapıyorum merkez başkanı olarak. Burada özellikle hematolojik kanserlerle ilgili olarak bu tipte hastaların tedavilerinin ve tanılarının yönlendirmesini yapıyoruz. Evet. O zaman merkezimizi de biraz anlatalım detaylı. Merkezimiz nasıl bir birim, nasıl bir teknoloji ve altyapısı var, nasıl bir kadroya sahibiz? Evet, bizim Ankara Söğütözü'nde kurulu olan hastanemiz 8. katta hematoloji ve kök hücre nakli merkezi olarak bulunmaktayız. Kök hücre nakli merkezi olarak 10 tane nakil merkezine ve 6 tane de diğer hematolojik kanserlere ait yatağımız var. Burada hizmet veriyoruz. Hematoloji ve kök hücre nakli veya kemik iliği nakli tamamen bir ekip işi. Yardımcı sağlık personeli, benim doçentim, pratisyen hekimimiz, biyolog arkadaşlarımız, aferez işlerinden sorumlu olan ve diğer hemşire arkadaşlarımızla birlikte ekip olarak işimizi götürmekteyiz. Evet. Biraz da süreçten bahsedelim. Bir hastanın sizinle tanışmasından o tedavi sürecinin sonuna kadar diyelim, kendilerini en iyi hissettikleri noktaya kadar geçen süreç nasıl işliyor? Evet. Özellikle az evvel söylemiş olduğum gibi bizim genelde takip etmiş olduğumuz hastaların çoğunluğu %95'in üzerinde hematolojik kanserleri oluşturmakta. Özellikle kanama bozuklukları, kansızlıklar veya enfeksiyonlara eğilim nedeniyle müracaat eden bir vakada bir tanı oluştuğu zaman, ki bu tanı lösemi, halk arasında kan kanseri olarak bilinen lösemi olabilir, multimiyoloma olabilir veya lenf kanseri olarak bilinen lenfoma olabilir. Tanı aşamasında tüm laboratuvar imkanlarımız burada yeterli. Hastanemizde onunla ilgili olarak tanımızı koyabiliyoruz. Ardından 8. katta yataklı hizmet olarak, ki burada kemoterapi uygulanması, ardından hastalığın aktivasyonunun durumunun kontrolü ve gerekli olan vakalarda da kemik iliği nakli veya kök hücre nakline kadar giden bir süreç işliyor.